hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kürsü samimiyeti bozuyor. Böyle çok daha resmi görüntü oluyor. Böyle daha samimi değil mi? Evet. Halkın içinde olmak lazım. Binden fazla çocuğumuzu bu tatil gününde sporla bir araya gelmelerini sağlamışlar. Galibiyeti, mağlubiyeti konuşmuyorum. Bir araya gelmelerini sağlamışlar. Şimdi burada binden fazla çocuk mücadele etti. Neyi öğrendi? Takım olmayı öğrendi. Takım çalışmasını. Azmi öğrendi, istikrarı öğrendi. Ama her şeyden önemlisi, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birliği, beraberliği, dostluğu, kardeşliği öğrendi. Zaten spor onun için değerli. Onun için dünya barışına spor hizmet ediyor. Buradaki çocukların, annelerinin, babalarının hangi partiye oy verdiğinin bir önemi var mı? Dinlerinin, dillerinin, ırklarının hangi bölgeden Mersin'e geldiklerinin bir önemi var mı? Mezheplerinin bir önemi var mı? Yok. İşte spor bu. Onun için burada emeğe geçenleri kutluyorum. Daha çocuk yaşta birliği, beraberliği, kardeşliği, barışı bu çocukların genç dimalarını aşıladıkları için başta hocalarına, öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Bizi birlik, beraberlik kurtaracak. Dünyayı da dünya barışı, insanlığı. Yoksa böyle kavgayla, dövüşle insanların mutlu olma şansı yok. Önemli olan Mersin'de hizmet etmektir mutlaka bir belediye başkanı için, ama ondan daha öncesi var. Ondan daha önemlisi var. Mersin gibi Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş insanların oluşturduğu bir kentte huzuru, birliği, beraberliği sağlamak bir belediye başkanının en başarılı olduğu alan olur eğer bunu sağlarsa. Bu yaptığımız çalışmalarda onlardan bir tanesi. 66 takım kazandı, yarıştı. Bunlardan kazananlar oldu, kaybedenler oldu. Ama herkes kazandı. Mithat Başkan'ın dediği gibi. Bizim gözümüzde herkes kazandı. Çünkü az önce saydığım değerler burada kazanıldı. O da bizi, yani çocuklarımızı büyüyünce daha iyi bir insan yapacak. İçinde bulunduğumuz bölgede, buradan evinize giderken sağınıza solunuza bakın, çok sayıda tesis göreceksiniz. Spor il müdürümüz de burada, Ökeş müdürümüz, kendisi de konusuna hakim, konusunu biliyor. Bu tesisler çok büyük paralara yapılıyor. Ve bunlar şehrimize bir değer katıyor. Ama kapalı kalan tesislerin hiçbir önemi olmaz. Önemli olan bu tesisleri yoğun bir şekilde kullanabilmek. Çocukların, spor kulüplerinin müsabakalarını açmak, antrenmanlarını açmak. Sadece spor il müdürlüğüne bağlı tesisler değil, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tesisler de öyle. Bu içinde bulunduğunuz tesis Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin. Şimdi burada biz bir çalışma yapacağız. Bu sahada daha önce amatör spor kulüpleri resmi maçlar yapmıyordu. Ama kısa bir süre sonra inşaatı başlayacak buranın. Burada bir revizyon olacak. Örneğin bu tribün buradan kalkacak. Sahanın yönü değişecek çünkü zamanında doğru yapılmamış. Amatör spor kulüplerinin resmi müsabakalarını yaptı.
bir tesis haline getireceğiz. Yani Mersin'de bu tesisin olması önemli değil. Önemli olan hem olması hem işlevsel olması. Biz de tesisi işlevsel yapacağız. Burada daha birçok değişiklik yapacağız. Bizim kır çiçeklerimiz var. Şu anda tatilde oldukları için burada değiller. Burada kız sporcularımız bir yatılı okul gibi buradaki misafirhanemizde kalıyorlar. Tesisin dışındaki okulda okullarına gidiyorlar. 10-12 yaş arası kız çocuklarımız. Hani başkanlarımız söyledi ya, altyapı. Çocuklarımızı altyapıdan sporcu yapmalıyız. Biz de onun için Kır Çiçekleri projesini geliştirdik ve uygulamaya koyduk. Çok da değerli, çok da önemli. Mersin'in her yerinden sporcu getiriyoruz. Mut'tan, Anamur'dan, Çamlıyayla'dan, Tarsus'tan. Fark etmiyor. Ama özellikle Mersin'in köylerinden. Şehirde yaşayan bir çocuk ile köyde yaşayan bir çocuğun imkanları aynı değil. Orada sporcu kabiliyetine sahip çocukların sporcu olabilmeleri için yeterli saha yok, altyapı yok, imkan yok, malzeme yok. İşte Kır Çiçekleri projesini o dağın başındaki köyde yaşayan ama her açıdan spora uygun olan çocuklarımızı sporcu yetiştirme amacı taşıyor. Aynı projeyi futbola da uyarlanabilir diye düşünüyorum ben de. Futbolda da altyapı önemli. Çocuklarımızın bu yaşlarda kabiliyetlerini ortaya koyacak çalışmaları yapmaları gerekiyor. Mutlaka çok değerli kulüplerimiz var. Amatör spor kulüplerimiz var. Profesyonel futbol spor kulüplerimiz var. Bunların altyapıları var. Çocuklarımız orada zaten o altyapılara gidiyorlar. Ancak biz de belediye olarak bizimle yapılabilecek işbirliklerine her zaman açığız. Ancak şunu söyleyeyim. Sporda genelde şöyle oluyor. Amatör spor kulüpleri belediyeden yardım talebinde bulunurlar. Biz de belediyeler olarak bu yardımları yaparız. Az ya da çok. Önemli olan bu spor kulüplerine yapılan yardımların nereye gitti? Yani yapılan yardımlar çocukların yetişmesine, altyapıya gidiyorsa, bir fayda sağlıyorsa helali hoş olsun. Ama diğer türlü, ki çoğu zaman ben bunu görüyorum, spor kulüpleri belirli grupların geçim kaynağı haline geliyor. Bu profesyonel kulüplerde de böyle, bazı amatör kulüplerde de böyle. Bu anlayışı, bu geleneği ortadan kaldırmak lazım. Biz bunu başardığımızı düşünüyorum. Gerçekten projeyle gelen, sonuçta topluma katkı olan her türlü projeye Mersin Büyükşehir Belediyesi katkı sunar. Çünkü neden hassasiyet gösteriyorum biliyor musunuz? Bu paralar benim paralarım değil. Ben cebimden vermiyorum. Sizin paralarınız. Eğer ki sizlerin vergilerinden gelen kaynakları yerinde kullanamazsak biz vicdanen rahatsız oluruz. Onurlu siyasetçiler böyledir. Her kuruşun hesabını verir onurcu siyasetçi. Tekrar teşekkür ediyorum Futbol Federasyonu'ndan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na kadar, Spor İl Müdürlüğümüze kadar, belediyemin ilgili dairesine gerekli çalışmayı yapan tüm arkadaşlarıma hepinize sonsuz teşekkürler. Bu çocuklarımıza bu keyifli anları yaşattığınız için sizleri çok seviyoruz çocuklar. Sizler için varız.
Annelerimiz, babalarınız sizler için emek ediyor. Gecesini gündüzüne katıyor, çalışıyor. Yemiyor, yediriyor, içmiyor, içiriyor. Annelerimizin de kıymetini bilelim. Babalarımızın da bilelim. Onlara da bir alkış gönderelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Evet, Mersin'imizde sporda, sanatta, birçok alanda güzelliklerle buluşuyoruz. Bu güzelliklerin oluşmasına katkı sunan öncelikle Büyükşehir Başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Bugün Yenişehir'deyiz. Yenişehir sınırları içinde çok mükemmel bir organizasyon oldu. Bire yakın çocuğumuz, 66 tane takım, her bir takım 20 kişiden olursa 1000'i dahi geçiyor. Ve burada yarıştılar, burada mücadele ettiler. Hepsi şampiyon, hepsi birinci, birbirinden ayırmıyoruz. Müthiş maçlar oldu. Çok yetenekli arkadaşlarımız var. Vahap Başkanım'ın çok güzel bir projesi vardı, Kır Çiçekleri diye. Ben de buradan diyorum ki, Mersin futbolunun kurtuluşu için bu yetenekli çocukları gerek Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde veya bir kulüpte toplayarak 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sabrederek Mersin futbolunun kurtuluşuna hep beraber taşın altına elini sokalım. Bu konuda bir proje yapalım. Biz proje için her şeye hazırız sevgili başkanım. Sevgili gençler, bu lig şenlik ligi. Bu ligin birincisi, ikincisi yok. Sembolik olarak belki var ama hepiniz gönüllerimizin birincisisiniz siz. Burada şampiyon hepinizsiniz. Ödüllerini takdim etmek üzere Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Sayın Haşim Tulu'yu davet ediyorum. Mersin Cam Spor. Bak abiye, bak abi. Ödüllerini takdim etmek üzere. İkinci Mersin Cam Spor'a ödüllerini takdim etmek üzere. Kıymetli misafirlerimiz, sizleri biraz daha basınımızı çok daha rahat iş yapabilmek için geliyor olacağız. Gitmeyin. Maçlar güzeldi. Futbol güzel bir şey yani. Spor olarak en güzel futbol bence. Akdeniz maçı çok heyecanlıydı. Sadece onu yenersek zaten gruptan çıkacaktık otomatik olarak. Grupta birinci olacaktık. Çok mutlu oldum. Son dakikalarda golümüzü attık, çıktık, eğlendik, mutlular olduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu birlikleri kurdukları için. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok coşkulu, çok heyecanlı bir şey.
heyecan dolu bir gündü bugün benim için. Buraya gelmek bizim için çok iyi bir deneyimdi. Takımımız olarak şampiyon olduk. Çok mutluyuz. Buralarda zorlu maçlar geçirdik. Önemli maçlarda oynadık. Takım olarak çok fazla çabaladık ve kazandık. Diğer maçlar güzeldi. Okullar tatil oldu. Onun için de yani arkadaşlarımla beraber olmak beni mutlu etti. Çok mutluydum, gururluydum. B grubunda birinci olduk. Arkadaşlarımı zaten çok seviyordum. Maçlarla birlikte onlarla daha fazla kaynaştım. Başkanımızın elinden madalyayı almak da başka bir duygu. Zaten kendisini seviyordum ve onunla görüşmek anlatılmaz bir duygu. Akdeniz'de mücadele ettik. B grubunda birinci olduk. Çok güzel bir histi. Bütün arkadaşıma ve hocalarımıza teşekkürler. Çok güzel duyguydu. Arkadaşlarımızla buraya gelerek çok eğlendik. Burada arkadaşlarımıza daha çok tanıştık. Daha çok çok cömertlik vardı maçların içerisinde. Çok güzel maçlar oldu. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkürler.